Fenerbahçe Kulübü'ne maddi kaynak yaratmak için düzenlenen Win-Win kampanyasının 3. organizasyonu Star'da yapıldı. Dile kolay tam 112 yıllık koca bir çınar. Zaferlerle, mucizelerle, bazen tatlı, bazen acı ama hep aşkla, hep inançla. Geceye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Teknik Direktör Ersun Yanal, sporcular ve sanatçılar katıldı. Hep dua ediyorduk ya, inşallah bu hafta sakatlanmaz falan filan. Anneannem kurşun mursun. Maşallah diyorduk. Duaların kabul olmuş yani. Taş gibi şey maşallah. Ali Koç kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Büyük bir hedef belirledik kendimize. 400-450 milyon lira. Bunun %25'ini yakaladık, geçtik bugüne kadar. Bu bile bugünün şartlarında büyük bir başarı. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk kampanyaya 2500 formayla destek verdi. Bu formaları ben senelerdir beraber olduğum Soma Madeninde vefat eden madenci arkadaşlarımızın Fenerbahçeli çocuklarına, son yine senelerde katkıda bulunduğumuz, çünkü Türkiye çok büyük bir açık müze, Göbekli Tepe ve Urfa'daki Fenerbahçeli çocuklarımıza ve tabii baba şehri Niğdeli Fenerbahçeli çocuklara vermek istiyorum. Şahenk kampanyanın birleştirici yönüne vurgu yaptı. Burada önemli olan ne kadar paranın toplandığı değil. Burada önemli olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün birlik ve beraberliğinin göstergesi. Bir akrabam, ben çok ufak, hemen Ankara'da doğdum. Bana büyük bir takımın yine formasını giydirip fotoğraf çektirdi. Bu baskılara rağmen ben çok iyi bir Fenerbahçeli oldum. Demek ki doğarken Fenerbahçeli doğmuşum bütün baskılara rağmen. İyi ki Fenerbahçeli olmuşum. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de usta gazeteci İslam Çupi'nin Fenerbahçe için yazdığı meşhur sözlere atıfta bulundu. Üç Temmuz süreçleri falan kolay atlatılacak hadiseler değildir. Orada inat vardır. İnat, evet, inatçıdır. Beyaz vardır işte. Temiz, tertemiz bir camiadır. Nedir? Cezalısınız, kadınlar maça gelebilir derlerseniz 50 bin kişi gelir oraya kadın. 50 bin kadın maça gitmiştir. O stat o gün 250 bin kişilik olsaydı yine giderdi. O yüzden Fenerbahçe'nin rahmetli İslam Çupi abimizin söylediği gibi, Ali Bey sürekli kullanır onu. Fenerbahçe'nin büyüklüğü kupa büyüklüğü değildir der. Kampanyaya destek olanlar arasında dünya yıldızı futbolcular da vardı. Program Ali Koç'un teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Ferit Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu gece için değil, bugüne kadar hep yaptığı hizmetlerden dolayı. Fenerbahçe'nin Win-Win yayınları 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek programlarla devam edecek.